Manisa'nın ilk yerel televizyonu ETV ekranlarından hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, Ramazan Duman ile gündem programlarımız bildiğiniz gibi tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyolarımızda yeni konular, yeni konuları, yeni konukları ağırlıyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Salihli'den canlı yayın yapmıştık. Bu hafta stüdyolardan size sesleniyoruz. Bu hafta stüdyo konuğum çok değerli bir isim. Manisa Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Zekai Yılmaz Beyefendi bizlerle beraber olacak. Kendisiyle yine Türkiye gündemini, Manisa gündemini konuşacağız. Siyaseti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Bununla ilgili güzel bir program olmasını diliyorum. Yavaş yavaş ben programımıza başlayıp konuğumuza hoş geldiniz deyip programımızı başlatmak istiyorum. Zekai Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Zekai Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizlere bu programa katılma imkanı sunduğunuz için başta siz ve ETV ailesine çok teşekkür ederim. Her zaman başkanım, sizi ağırlamak bizim için bir zevk. Başkanım, bizim klasik sorumuz, Manisalı hem sizi biraz daha yakından tanısın, biraz kendinizden bahseder misiniz? Buyurun. Aslen Manisa Demirciliyim. 12 yıldır Manisa merkezde ticaretle uğraşıyorum. Manisa merkezde ikamet ediyorum. 2017 yılından da Saadet Partisi Yunus Emre Kurucu ilçe başkanlığı, 2018 genel seçimlerde milletvekili adaylığı, 2019 yılında da partimizin teveccühü ile Saadet Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine getirildim. Manisa'da ticaretle uğraşıyorum, çiftçilikle uğraşıyorum. Evliyim ve 6 çocuk babasıyım. Evet, çok güzel başkanım. Evet, şimdi başkanım yavaş yavaş programımıza başlayalım, sorularımıza başlayalım. Şimdi Saadet Partisi artık Türkiye'de tanınıyor. Özellikle Temel Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra. Şimdi Manisa'ya baktığımız zaman, Manisa teşkilatlanmasına baktığımız zaman önümüzde bir seçim, genel seçim olmuş olsa Saadet Partisi Manisa Teşkilatı olarak nasıl bir durumdasınız? Teşkilatlanmayı tamamlayabildiniz mi? Hala devam ediyor mu? Hangi ilçeler tamamlandı? Bir teşkilatlanma yapınızdan bahsederseniz buyurun. Tabii şimdi Ramazan Bey, bizim Manisa merkez ilçelerimizde teşkilatlarımız var. İlk odurumuz Allah'a çok şükür iyi. Diğer ilçelerin, 17 ilçenin sadece ve sadece 4 tanesinde teşkilatımız yok. Ahmet diğerleri diye. Tamam. Tabii diğerlerinde aktif bir şekilde teşkilatımız var, binalarımız var. Normal ilçe başkanlarımız aktif bir şekilde çalışmalarını yerine getiriyor. Ahmetli, Köprübaşı, Gördez, Sarıgöl. Bu ilçelerde teşkilatlarımız yok. Tabii buralarda teşkilatlanma konusunda teveccüh gösteren vatandaşımız var. Yani Saadet Partisi bu ülkede bugün kurulmuş, yani da kısa bir zamanda kurulmuş bir parti değil. Evet. Teveccüh gösteren arkadaşımız var ama küçük olmasından dolayı insanların üzerine bir baskı var, bir korku var. Bundan dolayı direktmen ilçe başkanlığı görevinde ben yer almam, ben işimden olurum. Ya da felence akrabam şurada çalışıyor, bunun ekmeğiyle oynarız. Bu düşünceyle, böyle bir baskı, korku olduğundan dolayı sıkıntı çekiyoruz küçük ilçelerde. Ama Manisa'nın diğer ilçelerinin tamamında aktif bir şekilde faaliz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saadet Partisi olarak da şu anda halkımızdan iyi bir teveccühümüz var. Yani gerek bunu genel başkanımızın, gerekse teşkilatlarımızın yapmış olduğu çalışmalarından dolayı halkın bir teveccühü var. Tabii ki bu net bir şekilde ifade edilemiyor. Yani ben sizinle hareket edebilirim, ben sizin yanınızdayım diyemiyor. Ama birebir sohbetlerimizde, birebir değerlendirmelerimizde siz düzgün bir insanlarsınız. Biz sizinle her türlü çalışılabilir, yol yürünebilir. Ama aktif bir görev vereyim dediğin zaman da insanlar hemen geri adım atıyor. Onun için inşallah önümüzdeki süreçte, seçim sürecinde Saadet Partisi de Manisa'da iyi bir oy alacağını inanıyorum. Çalışmalarımız bu doğrultuda. Artık Saadet Partisi Türkiye'nin gündeminde. Saadet Partisi'nin hiçbir şekilde oyla hiçbir önemi yok. Saadet Partisi'nin bir özgür ağırlığı var. Saadet Partisi'nin bu ağırlığından dolayı halkımızdan teveccüh gösteriyor, görüyor. Duruşu dik. Hiçbir şekilde menfaate, çıkara dayalı siyasetin eşiğinde değil.
ülkenin menfaatine olan, faydasına olan her konuda biz elimizden gelen desteği vermek için çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Evet. Başkanım, bunu daha önce buraya konuk aldığımız tüm partilerin il başkanları söylüyor. Gerçekten özellikle dediğiniz gibi biraz kırsal ilçelerde aday bulmakta gerçekten zorlanıyor. Teklif aslında yapmak istiyor. Fakat biraz önce dediğiniz gibi işte eşi bir işte çalışıyor. Görevden alınır mı? Çocuğu görevden alınır mı? Ben girersem işte farklı şeyler olur mu diye. Bu da Türk siyaseti adına hoş bir durum değil ama maalesef bu da bir de gerçek bu yani. Ramazan Bey, aslında biz şuna bakmamız lazım. Yani senin adamın, onun adamı, bunun adamı tarzında daha ziyade bunu değil de oradaki insanlar gerçek manada ehil insan ise, yapmış olduğu işin ehliyetli ise hiçbir şekilde sıkıntı, tereddüt yok. Yani kişi kimliğiyle ya da vasfıyla eleştirilmemesi lazım, değerlendirilmemesi lazım. Yani orada çalışan arkadaşımız gerçek manada bu kuruma fayda sağlıyorsa, bu kuruma artı katıyorsa, bunun kimliği, çok böyle siyasi kimliği benim gözüme çok önemi yok. Yani bu tamamen ama günümüzde maalesef bu doğrultuda ilerliyor. Ben buradan gözükürsem, ben bu tarafta olursam işimi kaybederim, ekmeğimi kaybederim. İnsanlarda bir geçim korkusu var. Bundan dolayı sıkıntı bu yüzden. Yoksa şu anda gitmiş olduğumuz bu olmayan ilçelerimize gittiğimizde emin olun bir günde teşkilat kurulabilir. Teşkilat kurulamayacak hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Ama üzerime baskı gelir. Buluyoruz arkadaşı. 3 gün değerlendirme yapıyor. Başkanım, ben size 3. gün haber vereceğim diyor. Çevresinden ya da yakınlarından görmüş olduğu tepkiyle hemen direktmen geri adım atıyor. Yani insanlarımızda bir korku var. Evet ya, maalesef başkanım böyle. Yani her şeyde böyle sıkıntı büyük. Peki başkanım, şimdi yine klasik sorulardan biri olacak ama tüm konuklarımıza da tüm başkanlarımıza, burada ağırladığımız misafirlere sorduk. Şu an Türkiye'nin malumu en büyük ülkemizin gündemi ekonomik kriz. Evet. Bunu artık siz bir hem bir iş insanısınız, hem tarımla uğraşıyorsunuz, hem siyasetin içindesiniz, esnafı geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Yani bunu her alanda, her sahada, her gittiğiniz yerde ilk hisseden siz oluyorsunuz. Hem vatandaşlarımızdan, hem kendi yaptığınız işten dolayı. Yani Türkiye'deki ekonomik tabloyu çizersek nasıl bir tablo sizin gözünüzde canlanıyor ülkenin ekonomisi? Nasıl, böyle ne kadar daha devam eder? Ne gibi çözümlerle refaha kavuşuruz? Şimdi şu anda Ramazan Bey, biz bizim gözümüzden baktığımız zaman da bu ekonomik sıkıntı var. Ama iktidar gözünden bakarsan ekonomik sıkıntı yok. Ülke toz pembe. Evet. Yani bugün Sayın Nebati'nin "gözlerime bakın, gözlerim ışıldıyor" demesi bile ekonomik sıkıntının olmadığına işaret ediyor. Ama ülke yanıp kavruluyor. Bugün ev kiraları had sefaya çıkmış durumda. Bir asgari ücretli 4250 lira maaş alırken 3000 lira Manisa'da ev kirası ödemesi ve geriye kalan 1250 TL ile nasıl geçinebilir? Bunun bir hesabı sorulması gerekir. Yani bunun bir araştırılması gerekir. Günümüze baktığımızda 250 gram ekmek fiyatı 2250 liradan şu anda 5000 TL. 5000 lira. Yani 5 TL. 5 lira. Bugün 250 gram ekmeğe 5 TL veren bir aile 3 tane ekmek aldığı zaman da 15 lira. Günlük. Yani 4 kişilik, hele bir de benim gibi kalabalık bir aileye 3 tane ekmeğin yetmesi imkansız. Yani en az günlük 25-30 lira sadece ve sadece zaruri ihtiyaç ekmeğe verdiği zaman da 4250 lira maaş alan bir insanın geçinmesi nasıl öngörülür? Bugün asgari ücretlinin 2800 lira almış olduğu maaş, 2800 liralık maaş diliminde 2021 yılının Ocak ayına baktığımızda asgari ücretlinin gıdayla temas ettiğimizde, karşılaştırdığımızda, o zaman 5 litrelik ayçiçeği 35 TL iken şu anda 5 litrelik ayçiçeği en ucuz dediğimiz marketlerde 135-140 TL. Yani fiyatların 1'e değil, 2'ye değil, 3'e katladığını görüyoruz. Demek oluyor ki yani asgari ücrete verilen %50'lik artış, %100'lük artışın hiçbir anlam ifade etmediğini, günümüz ekonomik krizinde eridiğini, yok olduğunu görüyoruz. Bugün marketlere gittiğimizde
en ufak bir alışverişte, markette hiçbir şey almadığın takdirde bir insan 100 TL'den aşağı para harcamadan çıkmıyor. Evet, maalesef başkanım. En az 100 TL. Yani 100 TL. Yani 30 gün boyunca... Küçük bir poşet yani, tabii, 100 TL'ye de yani. 30 gün boyunca markete gidip 100 TL harcayan bir insan 3000 lira aylık para harcar. 3000 lira. Evin ihtiyacı hiçbir şekilde bitmiyor. Yani bunun elektriği, suyu, doğalgazı. Onları hiç hesap etmiyorum. Zaruri giderleri hiçbir şekilde hesaba katmadan günümüz şartlarında nasıl geçinilir bu rakamlara, nasıl hayat sürdürülebilir? Büyük bir problem, büyük bir sıkıntı var. Yani iktidar kanadından da ekonomik krizde kazançları bazılarına göre iyi olabilir. Zengin her zaman parasına artı katmıştır. Onun için kurun yükselmesinin hiçbir şekilde önemi yoktur. Faizin yükselmesinin hiçbir şekilde önemi yoktur. O her türlü parasına para kazanıyor. Önemli olan alt gruptaki vatandaşımız, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, memurumuz. Yani bunlar bizim için çok önemli. Şimdi bizim ülkemizde son zamanlarda şöyle bir sistem var. Bir ekonomik profesörün ekonomi programına katıldığımda şunu anlatıyor. Ülkede para zeminden girmesi lazım. Anladınız mı? Yani insanın zeminden girmesi lazım. Nereden olması lazım? Çünkü üretimle para gelirse, üretici kazanır ise yukarıya doğru para dağılıyor zaten. Bu esnafa gider, evet, çiftçiye gider, her tarafa para dağılır kollar halinde. Ama bizim günümüzde para beyinden, bankalardan alıyorsunuz, kollara iniyor, kollardan tekrar yine bankalara dönüyor. Ondan dolayı üretim her türlü desteklenmesi lazım. Üreticinin yetiştirmiş olduğu ürün hak ettiği değer alması lazım. Bugün tarlada en dip fiyattan ürünü satın alıyorsun çiftçiden. Pazar tezgahına ya da marketin reyonuna geldiği zaman da tarlada alınan ücretin 4 katı, 5 katı satılıyor. Yani üreticiden de bu satış fiyatının en azından %50'si kadar satın alınsa bir denge sağlanmış olur. Bu dengede ekonomiye bu kadar sıkıntı, krizler olsa bile en azından bir çarkın dönmesini sağlar. Ama bu sistemle ekonomi tamamen kilit duruma geliyor. Sıkıntılar had sefada, çıkılamaz bir duruma geliyor. İnsanlar farklı yollara başvuruyor. Yani basit yollardan para kazanmanın yönüne başvuruyor insanımız. Onun için üretici desteklenmesi lazım. Çiftçi özellikle desteklenmesi lazım. Çiftçinin yetiştirmiş olduğu ürün hak ettiği değerde alınması lazım. Bugün akaryakıt fiyatlarında yatı olan, gemisi olanlara nasıl indirim sağlanıyorsa çiftçiye de aynı şekilde indirimli mazot desteği yapılması gerekir. Söylediler bunu başkanım zamanında. Binali Yıldırım Bey biliyorsunuz çiftçinin kullandığı mazotun yarısı kendisinden, yarısı devletten dedi. Ama şimdi bugün 2-3 ton mazot kullanan bir üreticiye bakıyorsun. Devletin desteklediği mazot onun işte işçisini götürüp getirmeye yetmiyor yani. Bu kadar bir destekleme saymıyorum ben onları zaten yani destek olmuyor o çiftçiye de bu maliyetlerin, bu fiyatların gidişinde. Ama tabii destek diye geçiyor. Şimdi, ne kadar destek oluyor bilmiyorum. Şimdi tarım arazilerinde ekilen araziden daha çok ziyade ekilmeyen arazilere verilen destek ön planda. Çünkü üretici niye ekmiyor? Üretici boş tarlaya bile destekleme alıyor. Tabii. Boş tarlaya destekleme aldığından dolayı mazotun fazla olması, fiyatının fazla olması, gübrenin fiyatının aşırı olması, efendime söyleyeyim ilaçların tüm girdilerin fazla olmasından dolayı ekmeden diyor nasıl olsa devlet bana bu parayı veriyor. Ekmeden de ben bu parayı çok rahatla alabilirim diyor. Yani denetleme olmadığı sürece ekenle ekmeyenin arasında fark olmadığından dolayı biz ekmeyiz. Bedavadan para kazanmayı çok rahat isteyebiliriz yani. O konuda ama gerçekten üreten, gerçekten üretmek için mücadele eden üreticiye, çiftçiye destek verilirse hiçbir şekilde sıkıntı, problem olmaz. Bizim ülkemizde gıda sıkıntısı çekmek çok büyük sıkıntı. Yani bana göre, benim gözümden bakarsan bu ülkede en son belki gıda krizi yaşanacak bir yer. Biz şekerde sıkıntı çekiyoruz. Günümüzde geçmiş zamanda aylarda yaşadık.
marketlerde, raflarda şeker yok. Şeker pancarını bugün çiftçiye, üreticiye ürettirdiğin zaman da elimizdeki şeker fabrikaları satılmamış olmuş olsaydı, üretici de pancarını üretseydi şeker sıkıntı çeker miydik? Geçen ay devletin 400 bin ton şeker ithal etti. Evet. Geçen ay. Yani niye biz kendi ülkemizde yetişen bir ürünü gidip de dışarıdan ithal ediyoruz? Niye dışarıdan alıyoruz? Kendi vatandaşımıza, kendi üreticimizi desteklemiyoruz. Bugün, başkan, buyurun başkanım. Sözünüz geçsin. Buyurun. Bugün mesela hayvancılık. Daha önce geçmişte kırsal kesimlerin çoğunda hayvancılık yapılıyordu. 2019 yılında bir küçükbaş hayvan üreticisi yetiştirmiş olduğu kuzuyu 1000 liraya satarken şu anda 1700 liraya satıyor. Tabii belki seyircilerden bana ekranda serzenişte bulunabilirler. Yani kurbanlık fiyatı 4000 lira, 4250 lira diye söyleyebilirler. Benim buradaki izah etmek istediğim olay 6 ay önce Kasım Aralık ayında doğmuş, şu anda 5 ay 6 ay sonra yetişmiş süt kuzu tabir ettiğimiz kuzunun fiyatı şu anda en fazla 1700-1800 bandında. Çünkü üreticinin yetiştirmiş olduğu hayvan 2019 yılında 1000 lira, şu anda 1700 lira. Yemin fiyatı 2019 yılında 35 TL, şu anda 320 TL. Evet. 10 katına çıkarken bugün bu hayvanın da bir 10 katına değil 5 katına çıktığını gördüğümüz zaman da 5000 lira olması gerekiyor. 5000 lira olsa bu üretici 5000 lira hayvan üretirken para kazandığı zaman da kalkıp kırsal ilçelerimizden Manisa'daki sanayide, fabrikada çalışayım, iş yapacağım anlamına mücadele eder mi? Etmez. Hayvanını satıyor, tarlasını, takkasını bırakıyor, geliyor fabrikada 4250 TL'ye ben burada geçineceğim diye eşiyle birlikte çalışıyor ve hayatını sürdürmeye devam ettiriyor. Şimdi başkanım, yani hep belki bana öyle geliyor ama yani çözemediğimiz nokta şu. Şimdi hükümet özellikle bazı kesimlerle, bazı yani bazı insanlarla diyeyim şöyle, mesela şimdi doktorlarla bir kriz oldu, sağlıkta bir kriz oldu. İşte doktorlar yurt dışına gitsin, gitme şeyine Cumhurbaşkanı gidebilirsiniz dedi. Yerine dışarıdan doktor getirebiliriz dedi. İşte ne bileyim şeker fabrikaları her şeye rağmen kapandı ama şu an biz şekeri dediğiniz gibi dışarıdan getirtiyoruz. Ondan sonra dışarıda şu an yurt dışında Venezuela'da veya başka ülkelerde biliyorsunuz arazi tutmaya başladı devlet. Yani burada çiftçi ne kadar serzenişte bulunsa da biz yurt dışında ekeriz, buğdayımızı da yetiştiririz, pirincimizi de yetiştiririz. Yani sanki böyle nasıl diyeyim, halkla bir zıtlaşma var. Yani siz ne diyorsunuz bu konuda? Aslında biraz önce çok güzel söylediniz. Yani gıda sorununun bizim gibi bir ülkede olması utanç verici. Aynen. Yani çünkü birçok şeye sahibiz. Tamam, bazı ürünlerimiz belki yeterli gelmiyor ama yeterli olan ürünleri de değerlendiremiyoruz. Yani hükümetin ya da hükümetlerin bu şekilde hep yurt dışına bağlantılı çözümü yurt dışında aramaları uygun mu sizce? Şimdi öncelikle şuna geleyim. Venezuela'da bir arazinin kiralanması ve Venezuela'da buğdayın yetiştirilmesi, arpanın yetiştirilmesi çok doğru bir şey değil. Ülkemizde tarım arazilerinin sadece ve sadece %10'u ekilebilir alan. %10'u ekiliyor. Geriye kalan kısım ekilmiyor. Yani Venezuela'da gidip tarla kiralayacağımıza Manisa'nın ovasında ekilmeyen tarlayı bulup oranın sahibiyle irtibata geçilip buraya teşvik verilse, buraya desteklense, üretici desteklenmiş olsa hiçbir şekilde biz dışarıya bağımlı kalmadığına kendi içerimizde kendi ihtiyacımızı çok rahatlıkla karşılayabiliriz. Şimdi buğday, bugün Konya Ovası bir buğday avlusu, ambarı. Ambarı, evet. Anladınız mı? Bugün baktığımızda böyle bir yerde ekim yapılmıyor ise, girdi maliyetleri çok üst seviyede ise, yani üretici ekmiş olduğu üründen para kazanamıyor ise ekim de yapmıyor. Yani
Bizim daha çok yurt dışından daha çok ziyade devlet eğer böyle bir ekili alan yapacaksa, toprak ekecek ise Türkiye'de ekilmeyen yerlere ekebilir çok rahatlıkla. Mutlaka. Peki başkanım, şimdi tarıma biraz önce kısaca değindiniz ama şimdi mesela konu başlığı olarak tarımı açtığımızda tarım gerçekten ülkemizde ciddi olarak ele alınması gereken bir sektör haline geldi. Çünkü pandemi döneminde ve Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük ki gıda gerçekten artık normal silahlar gibi stratejik bir silah haline geldi. Stratejik bir ürün haline geldi. Mesela Rusya Avrupa Birliği'nde Almanya'ya gazı kesmekle tehdit ettiğinde Avrupa ülkeleri, Almanya buna çok fazla aldırış etmedi. Fakat buğdayı keseceğim dediğinde Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri bir anda ayağa kalktı. Çünkü gıda her şey. Yani bu pandemi döneminde de biz bunu yaşadık. Tarımı ele aldığımız zaman Saadet Partisi olarak tarımla ilgili bir geniş bir çalışmanız var mı? Bu çiftçi nasıl yeniden ayağa kaldırılır? Türk çiftçisi. Şimdi Ramazan Bey, biz 96 yılında 97 yılında merhum liderimiz Necmettin Erbakan hükümetinde çiftçinin ne kazandığını, ne verdiğimizi çok iyi üretici biliyor. Yani biliyoruz o zaman bizim, başkanım. Evet. Şimdi Manisa'da bir ziyaret ettiğim bir abim anlatıyor. O yıl diyor üretmiş olduğum pamukla bir tane traktör aldım diyor. Üretmiş olduğum pamukla bir tane traktör aldım. Şu anda aynı pamuk o traktörün tekerlerini almıyor diyor. Yani. Anladınız mı? Yani acı bir tablo. Biz geçmişte icraatlarımız var. Vatandaşımıza geçmişte yapmış olduğumuz hizmetlerin daha iyisini iddialıyız. En iyisini yapacağız Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde. Milletimiz bize teveccüh ettiği zaman tarım olsun, üretim, işçimiz, memurumuz, emeklimiz hak ettiği kazancını alacak. Yani şu şartlarda açlık sınırı normal 4.250 lira bir asgari ücret kadar değil. Yani açlık sınırı 8-10 bin liraya çıkmış olan bir ülkede 4.250 liraya biz işçi çalıştırıyoruz. Yani bugün ziyaretlerimizde, görüştüğümüz istişarelerde, arkadaşlarımızda devletin kurumundaki müdür, devletin memuru geçiremiyorum diyor. Maaşım yetmiyor diyor. Ve Sayın Rahmetli Erbakan Hoca'nın hükümetinde verilen zamlar olmasaydı biz şu anda eriyorduk, bitiyorduk diyor. Yani o zaman da verilmez denilen asgari ücrete %30 ve akabinde %130 zam, bugünkü şartlarda asgari ücretin bu duruma gelmesinde en büyük şey var. Yani devlet memurlarının, askeri personellerin kazancı onlarda verilen zamlardan dolayı buralarda. Yoksa şu şartlarda verilen %5, %3 zamlarla memur işi erimiş durumda olurdu yoksa. Tabii ana para o zaman yükseldi. Çünkü ben o zamanı da dediğiniz gibi hatırlıyorum başkanım. Yani çiftçi gerçekten deli para kazanmıştı o dönemde. Memurlar, işçi, emekli aynı şekilde. Ki o zaman o zamanki ekonomiye bakıyorsunuz başkanım. Yani bu kadar kesime, bu kadar bol vermesine rağmen o zamanki hükümet yine denk bütçe çıkardı. Evet. Yani Türkiye'de. Demek ki ekonomik sıkıntı, şimdi dünyaya baktığımız zaman pandemi var deniliyor, savaş var deniliyor ama yani sonuçta bizim ülkemizde pandemi yokken de ekonomik kriz vardı. Ama rahmetli Erbakan dönemine baktığımız zaman da hem işçiye, hem çiftçiye, hem memura verip kasanın da denk bütçe vermesi de sağlanabiliyormuş diyor insan. Yani burada yani o özlenen tablo o. Hem müreffeh bir ülke, yaşam seviyesi yüksek bir halk, hem gelişmiş bir ülke, kasası dolu bir ülke. Biz normal şartta eğer gelirimizi, devlet geliri adil bir şekilde dağıtır ise hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayız. Bu ülkenin çok iyi derece kazançları var. Bu ülkenin çok fazla vergi geliri var. Şimdi bu soruya istinaden mesela bir şey söyleyeyim, anlatayım şurada.
Buyurun başkan. Şehir hastanelerine yapılacak ödeme diyor 5 bakanlığın bütçesini aştı diyor 2022 yılında. 5 bakanlığın bütçesini aştı. Şimdi 2022 yılında kira bedeli olarak 14 milyar 92 milyon TL, hizmet bedeli olarak da 7 milyar 473 milyon TL ödeneceği hesaplanmış 2022 yılı için. Şehir hastanelerinin kiralarında dolar kurundan dikkate alındığında kurun artması yüzünden yıllık kira bedeline şimdiden 12.2 milyar lira ilave yük gelmiş. Biz gelirimizi böyle yerlere aktardığımız zaman da vatandaşımız ister istemez sıkıntı çekecek. Gelir, devletin geliri adil bir şekilde dağıtım olmuyor. Evet. Adil bir şekilde gelir dağılımı olduğu sürece hiçbir şekilde sıkıntı, problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şimdi bir işin temel prensibinde şey var. Kalemin değeri 1 lira. Sen kalemi kendi yandaşından alacağım diye 5 liraya alırsan 4 lirası devletin kasasına yük. 4 lirası senin benim vermiş olduğum vergiden fazladan yere iktidarın yanlısı olan şirket olsun, tedarikçi olsun bunun kazanmış olduğu bir haksız kazanç. Ama biz bunu en iyi şekilde araştırıp, en iyi şekilde değerlendirip yani kendi cebimizden kendi evimize alacak olduğumuz bir malzemeyi nasıl bir pazarlıkla alıyor isek devlete de alacak olduğumuz malzemeyi tedarik edeceğimiz ürünü en iyi şekilde pazarlıkla nereden daha iyi bir şekilde ucuza alırım diye araştırmadığımız zaman da biz bu sıkıntılarla maalesef karşı karşıya kalırız. Evet. Peki başkanım şimdi yine başka bir konu, önemli bir konu ülkemizde. Biliyorsunuz Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen yani genel olarak mülteci olarak, sığınmacı olarak ülkemize gelenlerin geriye gönderilmesi konuları açıldı. İşte Cumhurbaşkanı daha iyi şartlarda göndeririz dedi. Sayın Bahçeli gidenler, bayrama gidenler bir daha geri dönmesin dedi. Bu yine Ümit Özdağ'ın açıklamaları var. Saadet Partisi olarak sığınmacılar konusunda ne düşünüyorsunuz? Sığınmacılar bizim ülkemizde artık kaldı mı yani? Önemli olan soru bu. Ya da bir seçim olsa ne kadar etki eder? Ne kadarına vatandaşlık verildi? Ne kadarına oy kullanma hakkı verildi? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Eğer iktidar bu sığınmacıların dünyada çoğu ülkeye, Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika'ya, Almanya'ya, diğer ülkelere de mutlaka göçler oluyor. Malum bizim ülkemizde de Mart ayından bu zamana kadar 8000 doktor yurt dışına göç etmiş. Bizim ülkemizden bizim başkanım. Ülkemizden. 8000 doktor. Evet. Mart ayından bu zamana kadar. Tabii bu geçen ayki bir veriydi. Belki bu ay içerisinde de ilaveler olunca biraz da farklı sayı olmuş olabilir. Şimdi diğer ülkelere de göç var. Artık insanların ülkeden beklediği bir şey olmadığı zaman da bizim ülkemizde savaş yok, herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir problem yok. Bizden göç oluyor. Burada iktidar eğer Suriye'de, Afganistan'da, Libya'da orada savaştan daha çok ziyade barışçıl bir tabloyu tercih etmiş olsaydı bugün bizim sığınmacı diye bir problemimiz olmazdı. Şu anda dünyada bakın biz bir Müslüman ülkeyiz. Dünyada baktığımızda insanlar ezan seslerinin olduğu topraklardan çan seslerinin olduğu topraklara göç ediyor. Ve göç ederkene Akdeniz sularında canı pahasına çoğu vefat ediyor, çoğusu geçebiliyor, gidemiyor. Yani geldiğimiz nokta burası. Biz ilk önce bunu bir değerlendirmemiz lazım. Orada güven sağlandığı zaman da insanların yaşaması, normal hayata döndüğü zaman da ister istemez insanlar kimse hiçbir şekilde kolay bir şekilde vatanını terk etmez. Mutlaka vakti zamanı geldiğinde oradaki güvenlik sağlandıktan sonra geri döneceklerdir. Yani düşüncem bu doğrultuda. Yoksa biz yoktan yere evimizi terk etmeyiz ki. Evet. Yani kimse şey olarak evi terk etmez. Tabii ki bu gelen göçmenlerin
ülkede ne kadar vatandaşlık verildi, bu da araştırılması gerekir. Yani ne kadarına vatandaşlık verildi, yarın seçimde artık konuma çıkacak diye menfaat sağlayacağım diyerekten vatandaşlık verilirse bunu da araştırması gerekir devlet. Yani bu tamamen ne bir muhalefet partilerinin ne de dışarıdan herhangi bir vatandaşın şeysi değil. Tamamen iktidarın kendi menfaatine çıkarına olan doğrultuda vatandaşlık vermesinden dolayı artı konuma nasıl çıkarım diye, kendi menfaatine nasıl yarayacak diye düşündüğünden dolayı vatandaşlık verildiyse gitmeyebilir. Sığınmacılar olmasa bile başkanım, mesela yine de 250 bin dolara normal vatandaşlık verilmesi, TC numarasının verilmesi 250 bin dolar karşılığında sizce bu uygun mu başkanım, ne dersin? Şimdi yani bu 250 bin dolar vatandaşlık acaba bir Suriyelilere mi veriliyor, yoksa Avrupa ülkelerinden bizim ülkemizde ikamet etmek isteyen ya da toprak almak isteyen ya da yazlık villa almak isteyen insanlar için mi istenen bir şey? Benim bildiğim herkes için veriliyor başkanım. Yani 250 bin doları olan gayrimenkul ya da yatırım yapan vatandaşlığı alıyor. Bugün günümüzde bence Suriyelinin bir 250 bin dolar parası olup da vatandaşlık alacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani şu anda sokaklara baktığımızda her tarafta direnci konumda ilerliyorlar. Yani bunların 250 bin doları vardı, Türkiye vatandaşı olmak istese burada farklı konumlarda olabilirler. Yani bir ticaret yapabilir ya da kendi ülkesinde farklı bir çalışma yapabilir. Daha başka Avrupa ülkelerini tercih edebilir. Onun için belki Suriye'den gelen göçmenler sadece iktidar seçim döneminde artı koruma çıksın ya da fayda sağlasın oyla bize diyerekten belki bunlar da istisnalar olmuş olabilir. Evet. Şimdi başkanım 85 milyon nüfus olarak düşünürsek ülkeyi aşağı yukarı 8,5 milyon sığınmacı vatandaş var ülkemizde. Yani ülkenin %10'u. %10'u evet. Yani bu ülkenin %10'u başka bir hiç bilmediğimiz, yani birçok şey bilgilerine sahip olmadığımız kişilerden oluşuyor bunlar ve bu %10'luk bir dilim de bir ülkenin etnik yapısını, ekonomik yapısını, sosyal kültürel yapıyı değiştirmesi için yeterli bir sayı. Yani yeterli bir sayı. %10'dan bahsediyoruz yani. 8,5 milyon belki de kayıt dışı 10 milyon insan var. Evet. Yani bunların hepsine vatandaşlık verildiğini düşünün. Hepsinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği aldığını düşünün. Yani bugün Manisa'da da birçok şeyler değişecek. Belki kartlar yeniden karılacak. Ülke genelinde de böyle. Yani belki de yani biz bilmiyorum, yani bir sorun almış gibi gözüküyoruz başımıza ama yani ileride nasıl çözülür, ne olur bilemiyorum yani. Yani ileriki zamanlarda tamamen Suriye'nin, yani şu anda devletimiz bununla ilgili Suriye sınırlarında askeri harekat, Suriye'nin güvenliğini koruma düşmesinde olması için çalışmalar yapıyor. Vakti zamanı geldiğinde oradaki halkın huzurlu bir şekilde yaşamaya başladığında bence dönecekler, umut ediyorum. Vallahi inşallah başkanım, yani temennimiz öyle. Başkanım yine siyasete dönecek olursak, esnaf ziyaretleri yapıyorsunuz Manisa genelinde, ilçelerde. Evet. Esnafın size teveccühü nasıl, partinize karşı, şansınıza karşı nasıl bakıyorlar? Özellikle tabii şimdi Saadet Partisi olarak altılı masada da yer alıyorsunuz. Yani ciddi bir konumdasınız orada da. Yani esnafları ziyaret ettiğiniz zaman sizi ayrı bir mi değerlendiriyorlar Saadet Partisi'ne, ya da yani altılı masanın içinde olduğunuz için genel olarak mı bir bakış açısı var şimdi genelde halkın içinde? Normal şartta Ramazan Bey, şöyle sokağa indiğimizde fanatik olan iktidar yanlısı arkadaşlardan ilk önce siz dinsizlerle, imansızlarla berabersiniz. İlk gelen klasik bir soru. Tabii bu evet. 2018 seçimlerine daha had sefadaydı da şu anda bayağı bir düştü. Yani 100 kişiden bir kişi belki bu şekilde yaklaşıyor. Saadet Partisi... Ama tabii şimdi başkanım, Gelecek Partisi de orada,
AK Parti'den ayrılma mesela, şimdi Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan öyle, ondan sonra Meral Akşener MHP'den ayrılma. Yani o yüzden o sizin biraz size bakış açıyı o yüzden kırmıştır diye düşünüyorum. Yani, yani şimdi normal şartta sahada şu yok. Yani burada bu Millet İttifakı'nın içerisinde 5 tane sağ parti var. 5 yani, tane sağ partinin içerisinde çıkıp Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, hiçbir kimse siz niye bunda bulunmasın diye belki soru yöneltmiyor ama ilk etapta dikkat çeken Saadet Partisi niye bunlarla beraber? Şimdi Ramazan Bey, buraya baktığımız zaman da geçmişte 74 yılında Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kuruyor ve ülkede Kıbrıs alıyor. Ağır sanayi hamlesi gerçekleştiriyor. İmam Hatip okullarının açılması için mücadele ediyor. Yani İmam Hatip okulları 74 yılında Ecevit ile CHP iktidarıyla beraber açılıyor. Biz ülkenin menfaatine olan her konumda destekçiyiz. Anladın mı? Onun için Saadet Partisi şu anda sahada olumlu bir taraftan baktığımızda duruşuyla milletin gözüne teveccüh kazanmış bir durumda. Hiçbir şekilde menfaati ve çıkarı uğruna yalpalama yapmıyor. Evet. Üyelerimizin, yöneticilerimizin aidatıyla partimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yani şuradan şunlarla beraber olalım, şunu alalım, bununla beraber olalım, bunu alalım değil. Bakıyoruz ki burada bir yanlış var. Yanlışın karşısındayız. Yanlışın karşısında olduğumuz için biz buradayız. Bugün bu arkadaşlarımız, geçmişte bizimle birlikte, bizim abilerimizle birlikte siyaset yapan arkadaşlarımız. Yani yanlışı eleştirdiğin zaman da suçlusun. Haksızı eleştirdiğin zaman da suçlusun. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemiyorsun hiçbir şekilde. Onu demek evet zor başkanım, yani, bu ülkede zor. Ondan dolayı şu anda halkımız bu altılı masaya bir teveccüh gösterdi. İnşallah seçimlerde de bu altılı masalar galip gelecek. Kazanacak. Umudumuz, düşüncemiz o yönde. Seçimler zamanında olur ya da erken olur, ona tabii bilmiyorum. En kötü şartta şu anda bir yıla kadar, bir yıl gibi bir zamanı var seçimlerin olması için. Seneye bu zamanda mutlaka seçimin tarihi belli. Ondan dolayı halkımız şu anda Saadet Partisi'nin duruşuyla, ilkeleriyle takdir ediyor. Tabii ne kadar sandığa yansır artık bunu seçim sonuçlarında göreceğiz. Evet. Çünkü yoksa diğer türlü Allah'ın acele, ben Saadet Partiliyim, ben Saadet Partisi'ne ilkelerini benimsiyorum, destekliyorum diyen çok kimse var. Ama oya dönüşmüyor bizim açımızdan. Evet. Yani evet, sandıkta ne kadar oya dönüşecek, biz ona bakmamız lazım. Peki başkanım, il başkanlığında, il yönetimi olarak tabii şimdi siz ekonomik olarak devletten herhangi bir destek almıyorsunuz. Herhangi bir para yardımı gelmiyor diye biliyorum ben. Bunu hep kendiniz mi koordine ediyorsunuz başkanım? Kendi şimdi yönetim kuruluyla mı çözüyorsunuz? Yönetim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz aidatlarla çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar, hepsi değerli. İnanıyoruz. İnancımız doğrultuda hiç harcamış olduğumuz paranın ya da yapmış olduğumuz masrafın hiçbir şekilde şeysi yok. El birliğiyle, imece usulüyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi başkanım, yeniden Refah Partisi kurulmadan önce Saadet Partisi hep Refah Partisi'nin bir uzantısı gibi, Erbakan Hoca'nın rahmetli bir partisiymiş gibi, devamımış gibi algılanıyordu. Tabii şimdi Erbakan Hoca'nın oğlu da siyasete girdi. Fatih Erbakan da siyasete girdi. Yeniden Refah Partisi'ni kuruldu biliyorsunuz. Herhangi bir şey doğuyor mu aranızda? Yani onlar da biz devamıyız, onlar siz biz devamıyız gibi Refah Partisi'nin. Şimdi Ramazan Bey şöyle, kulvarlar çok farklı mı yani? Şimdi Fatih Erbakan kendisi sıfırda bir parti kurmuş. Yeniden Refah adı altında. Refah'ın geçmişi kullanarak şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Biz Saadet Partisi olarak, biz milli görüşün temsilcisi bizleriz. 1969 yılında kurulmuş ve Sayın Erbakan'ın bu partinin genel başkanı olarak
vefat etmiş bir partiyiz. Bugün baktığımızda yani sorgulanması gerekir ise eğer, yani Fatih Erbakan mı Saadet Partisi mi diye sorgulanması gerekirse, eğer bu millet Erbakan'ın kriterlerini benimsiyor ise, Erbakan'ın izlediği yol, on numara yol, düzgün yol diye benimsiyor ise, kesinlikle ve kesinlikle kafasında bir soru işareti olmaması gerekir. Çünkü rahmetli hocam bu partinin genel başkanı olarak vefat etti. Ve yıllarca bu partide siyaset yaptı. Bugün AK Parti ve Milli Görüşüyüm diyebilir. Onlarda evet, da diyeyim yani, var. Mutlaka. Onlar da sonuçta bizim işimizden ayrılan bir kitle. Ama onlar gömleği çıkardı başkanım. Tabii orası çok farklı. Yani. Öyle diyordu. Onlar o gömleği çıkardılar başkanım orası, diyordu yani. Orası rahmetli. Farklı. Onun için onlara da biz siyasi partiler olarak hiçbir zaman birbirimizin düşmanı değiliz. Biz sadece seçim zamanında birbirimizin rakibiyiz. Halkımız kimi teveccüh ederse, halkımız kimi göreve getirirse, onlar da eminim en iyi şekilde görevlerini yapmak için mücadele edeceklerdir. Yani bu doğrultuda onları da takdir etmek gerekiyor. Onların düşüncesine biz saygı duyuyoruz. Bizim düşüncemize de onlar saygı duyuyor. Mutlaka. Çalışmalarımız bu doğrultuda. Tabii o da bizim yabancımız değil. Sayın hocamızın oğlu. Ya tabii yani siyaset görüş olarak gelecek nesillere, gelecek kuşaklara aktarılabilir görüş olarak. Ama tabii siyasette yönetimler gibi babadan oğula yani geçmemeli. Yani ha, yapabilir mi? Mutlaka yapabilir. Herkesin demokrati hakkıdır yani bu ülkede parti kurmak, parti yürütmek, seçimlere girmek, seçim kazanmak. Tabii öyle ama önemli olan bir platformda buluşabilmek, önemli olan bu. Evet. Evet başkanım. Gençlerle ilgili bir sorun var başkanım. Gençler şimdi Z kuşağı dediğimiz bir tabir var. Özellikle aşağı yukarı Türkiye'de 7 milyona yakın bu sene yeni oy kullanan bir kitle var. İlk defa oy evet. kullanacak. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Tüm partilerin son zamanlarda gençlerle ilgili değişik platformlar yapıyorlar. Değişik etkinlikler düzenliyorlar. Yani bu kitlenin oyuna sahip olmak gerçekten kolay değil. Çok sosyal medyayı iyi kullanan, ne bileyim çok değişik fikirleri olan, çok fazla beklentileri olan bir çok yani açık göz bir kuşak geliyor, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Siz nasıl Saadet Partisi olarak gençlerle ilgili bir çalışmalarınız var mı? Mesela Manisa'da herhangi bir etkinlik veya ülke genelinde bir etkinlik düşünülüyor mu? Yapıyorsunuz mu? Yaptınız mı ya da daha önce? Şimdi biz Saadet Partisi olarak sosyal medyayı en iyi şekilde kullanan teşkilatlardan bir tanesiyiz. Sosyal evet. medyayı. Eğer takip ediyorsanız Saadet Partisi'nin sosyal medya reklamlarından, paylaşımlarından bu çok rahatla anlaşılır. Yani dışarıdan da bize ya mükemmel bir ekibiniz var diye takdir ediyorlar. Şimdi günümüzde gençlerin çok büyük sıkıntısı var. Yani ülkeye bakış açıları çok farklı. Yani şu anda ben okul okuyorum ama okulu bitirdiğim zaman da ne olacağım, işim ne olacak? Sıkıntı var. Evet. Pazar günü üniversite sınavından sonra karşılaştığım arkadaşlarla yani üniversiteyi kazansa bile Türkiye'de çalışmayıp yurt dışına nasıl giderim? Kafasında böyle bir soru var. Yani onun hayalini kuruyor başkanım. Tabii onun evet. hayalini kuruyor. Şu anda ekonomik sıkıntılar ister istemez bunlara da yansıyor. Ekonomik sıkıntılar. Üniversiteyi bitirdiği zaman da işsizlik oranı çok fazla. Bugün üniversiteyi bitirmiş, iki tane üniversite bitirmiş arkadaşlar Manisa'da fabrikada normal bir asgari ücret maaşla çalışıyor ya da asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyor. Onun için gelecek kaygısı olduğundan dolayı gençlerimiz hep dışarıda. Tabii biz bunu bu gençlerimizi bu ülkeye nasıl kazandırırız, nasıl bu ülkede koruyabiliriz? Bunun çalışmalarını mutlaka genel merkezimizin nezdinde yapıyoruz. Çünkü sahip çıkmamız lazım. Artık gençlerimiz bu ülkede kalmak istemiyor.
Yani belli bir ücretler karşılığında belli bir şekilde nasıl yurt dışında kalırım, nasıl oralarda hayatımı idame ettiririm, bunu düşünüyor. Tabii baktığımızda dünyada kriz var diyorlar ama Avrupa'da demek ki onlara göre Avrupa'da böyle bir sıkıntı, böyle bir problem bizim kadar değil. Başkanım, adam burada yani bir mühendislik fakültesini bitirip iş aramak ya da hasbelkader bir mühendis olmaktansa yani yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, işte atıyorum İsviçre'de, yani ben herhangi bir yerde kasiyer olarak çalışırım, benzincide bir pompacı olarak çalışırım, daha fazla para kazanırım diyor adam. Ki mühendislikle yani oradaki işi kıyasladığınız zaman illaki mühendislik çok daha güzel, çok daha verimli. Ama yani artık insanlar ister istemez işin başta ekonomik boyutunu, nereden daha fazla para kazanırsa ben onu yaparım diyor adam. Yani geçim derdi çok büyük önemli ülkemizde. Yani kazanç, kazandığıyla geçinememe korkusu var. Yani bugün baktığımızda gençlerimizde evlilik bile sıkıntılı bir sürece giriyor. Yani evlenirsem nasıl hayatımı idame ettireceğim? Nasıl yaşantımı sürdüreceğim? Yani 4.250 liraya ya da 5.000 liralara nasıl geçinirim? Evet başkanım, mesela Manisa son yıllarda en çok boşanma oranının olduğu illerden biri. Evet. Ki Manisa bildiğiniz gibi hem ekonomik olarak, hem sanayi olarak, hem tarım olarak çok gelişmiş bir şehir. Yani Türkiye'deki belki de ender illerden biri. Hem sanayinin çok gelişmesi, tarım ürünlerinin çok gelişmesi. Böyle olmasına rağmen boşanmalarda ilk sıralardayız yani. Şimdi işte Ramazan Bey, konu şuraya geliyor. Bugün bir işte çalışan, eşiyle beraber çalışan bir arkadaşımız 8-8 fabrikada çalıştığı zaman da ayda bir defa ters vardiyelerde karşılaşabildiği zaman da bu sıkıntılar ortaya doğuyor. Anladınız mı? Yani aile tamamen kopmuş oluyor. Evet. Anladınız mı? Hiçbir şekilde geçinebilmek için 12 saat çalışmak zorundasın. Avrupa'da 8 saat çalışıp dinlenmesi gereken zamanda dinleniyor. Tatil yapması gereken zamanda tatil yapıyor ve hakkını ona göre alıyor. Ama bizim ülkemizde hakkını alamadığın zaman da fazla mesaiyle soruş buraya geliyor. Geçen hafta içerisindeydi, yanlış hatırlamıyorsam, iş yerime posta memuru geldiğinde zarfları gösterdi. Sayın Başkanım, bu zarfların tamamı icra ve boşanma davası. Sırf bu bunu dağıtıyoruz dedi. Mahkeme kararı dağıtıyoruz. Başka onun haricinde hiçbir şey yapmıyoruz. Tebligat dağıtıyoruz diyor. PTT'nin işi bu oldu başkanım zaten artık. Yani fatura dağıtmak yok. Herhangi bir şey, yani artık zaten mektuplaşma yok. Evet. Yani dediğiniz gibi sadece artık mahkeme kararı vesaire. Şimdi başkanım, bir de yani gençlerde önceden, yani özellikle Refah Partisi döneminde mesela milli görüş, yani gençlerin bir kısmı milli görüşe giderdi. İşte bir kısmı MHP'ye giderdi, işte ülkücü ocaklara gidiyordu. Bir kısmı maalesef diyorum FETÖ ayağına gitti, cemaat ayağına gitti. Onun da ne olduğu ortaya çıktı yıllar sonra. Ha, şimdi gençliğe baktığım zaman bir şey var, yani bir başıboşluk var. Yani hiç kimse, yani gençler de ne yaptığını bilmiyor. Tamam, önemli bir yerdeler, ne istediklerini bazen biliyorlar ama yani gençlerin de idealleri kalmadı. Yani açıyor şimdi 18-19 yaşına veya en azından bir üniversiteye girmiş bir çocuğun önceden bir siyasi veya bir duruş çizgisi olurdu. Yani çocuğun yetişme işte milli görüş cephesinde mi yetişti, ülke ocaklarında mı yetişti, solcu mu yetişti, tarikatçı mı yetişti, az çok belli olurdu. Evet. Şimdi bakıyorsun gençlere hiç böyle bir şey yok. Şimdi maneviyattan tamamen uzaklaştık. Maneviyat yok. Bir de sosyal hayatın, sosyal medyanın gençlerin üzerinde etkisi çok fazla. Önceden bir eve misafirliğe gittiğimizde herkes sohbet ederdi. Herkes başından geçmiş bir şeyi anlatır. Evet. Orada insanları bir rahatlardı sohbet esnasında.
bazen güler, bazen acısını, sevincini paylaşırdı. Ama şu anda baktığımızda tamamen böyle bir sohbet yok evlerde. Gittiğin yerlerde hiçbir şekilde konuşamıyorsun. 4 tane arkadaş bir masaya geldiğinde en fazla konuşulan konu 1 dakika, 2 dakika. 2 dakika sonra herkes cebinden telefonunu çıkartıyor. Herkes telefonla oynuyor. Yani herkes telefonla ne yapması gereken telefon. Telefon artık hayatımızın bir parçası oldu. Tabii bu bizim yaşantımıza artı katmıştır. Artı kattığı yönler olmuştur. Ama gençlerimiz de şu anda ama çok amaç dışı kullanım çok arttı başkanım. Maneviyattan biraz daha uzaklaştığından dolayı sıkıntılar bu doğrultuda. Yani tamamen sosyal medyada olumlu olarak kullanırsan sıkıntı yok. Ben bunu her zaman şunu örnek veririm. Kredi kartını mantıklı bir şekilde kullanırsa hiç problem yok. Aynen. Vaktinde zamanında ödersen hiçbir şekilde sana zararı yok. Bugün kredi kartı normal 10 tane eşinden dostundan iyi olabilir. Anladınız mı? Yani istediğin sıkıştığın zaman da kullanabilirsin. Sıkıştığın zaman da önünü açabilirsin. Ama iyi olarak kullanırsan, ama bu defa kullanım şeyini açtığın zaman da olmayan bir parayı harcıyorsun çünkü. Açtığın zaman da senin başına sıkıntılar getiriyor. Aynen. Yani sosyal medyada bu doğrultuda iyi bir şekilde kullanılırsa sıkıntı problem yok. Ama çok da böyle hayatımızın olmazsa olmazı konumuna girdi. İnsanlar tamamen birbirinden uzaklaştı. Evde oturuyorsun. Herkes yemekten sonra köşeye çekiliyor. Çocuk telefonla oynuyor. Hanım telefonla oynuyor. Evin beyefendisi telefonla oynuyor. Bu defa hiçbir şekilde bir şeyi paylaşamıyorsun. Ve günümüzde ben buna en büyük şeylerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi şeye veriyorum. İntiharlar da bu şekilde mesela. Eğer bir insan çıkmaza girdiği zaman da derdiyle paylaşırsa, derdini arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla paylaşırsa rahatlayabilir. Ama sen derdini tek başına içine atarak telefondan, oradan farklı mecralardan çözmek için mücadele edersen tamamen sıkıntıya girersin. Bu defa en son çıkmaza geldiğin zaman da hayatını sonlandırıyorsun. Evet başkanım, çünkü gençlerde gerçekten yani çok ileri düzeyde iletişim kopukluğu var. Yani çocuk kendini izah edemiyor. Kendini anlatamıyor, derdini anlatamıyor. Yani 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşındaki çocuğa bakıyorsun. Yani bir misafir geldiğinde nasıl karşılanır, ne söylenir? Bir misafir uğurlanırken veya bir esnafın dükkanına girdiğin zaman ne söylenir? Neyle karşılanır? Çocuk bunu bilmiyor. Öğrenmemiş. Çocuğun bütün dünyası telefon olmuş. Yani işte, hazır şeyler önüne geliyor. Oradan basarak ilerleyerek. Yani artık 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuklar bile hiçbir çaba sarf etmeden fevkalade telefonlarda oyun kurdu oluyor yani. Şimdi bu tabii en büyük sıkıntı bizlerde de var. Niye bizde var? 4 yaşında çocuk durmuyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani oğlum. Yani, evet, kızım, var başımızda kızım, yani. Sen şu telefonunu al da telefonla oyna ama anında susuyor. Anladın mı? Anında susuyor. Biz ev ortamında, evimizde çoluğumuzu, çocuğumuza yaşantımızı anlatmadığımız sürece, sıkıntılarımızı, derdimizi anlatılmadığı, konuşulmadığı sürece çocuk hayatın çok rahat olduğunu hissediyor. Hayatın hiçbir şekilde zorluğunu görmüyor ki. Şimdi baktığımızda yediği önünde, yemediği ardında çiftçilikle, derler. Çiftçilikle mücadele ediyorum. Benim çocuklarım benimle birlikte tarlaya gelmiyor. Yok başkanım. Tarlaya gelse, oradaki zorluğu görse, elleri böyle çapanı sapını tuttuğu zaman da kabarmış olsa, o zaman hayatı çok iyi anlar. Nerede başkanım ya? Vallahi biz biraz önce dediğimiz gibi hazırı getiriyoruz, çocukların önüne koyuyoruz. Onu bile yemiyor çocuklar yani. Nerede zararlı şeyler var? Çocuklar maalesef hep orada. Başkanım, şimdi altılı masaya gelelim. Yine altılı masa dedik. Şimdi Sayın Karamollaoğlu yine bu masada Cumhurbaşkanı adaylarından biri. Çünkü şu ana kadar masada anlaşılmış, karar verilmiş bir Cumhurbaşkanı adayı yok. Yani artık aday kim gösterilecek, kim işaret edilecek bilmiyoruz ama ben herkesin aday olabileceğini düşünüyorum yani. En azından gönüllerinden geçen budur. Saadet Partisi olarak nasıl masada durumunuz başkanım? Yani şimdi normal eğer tabii Teber Karamollaoğlu Bey, Genel Başkanımız adaylık konusunda ben
aday olacağım ya da adayım diye böyle bir açıklaması olmadı. Masadan herhangi bir liderin de ben adayım, ben adaylık açıklaması söz konusu olmadı. Şu anda altılı masanın çalışmaları, ülkemizin sorunlarını meclise gelmeden komisyonlar kurarak ele alıp meclise geldiğinde, görevin başına geçtiklerinde ivedi bir şekilde çözüm odaklı çalışmıyorlar şu anda. Komisyonlar bu doğrultuda çalışıyor. Tabii masanın adayı o mu olur, şu mudur ya da isim konusunda farklı isimler var mıdır? Onlar bilmiyoruz yani şu anda bizim gündemimizde konuşulan, aday konusunda değerlendirilen kimse yok. Ama altılı masanın seçim kararı aldıktan sonra adayı en kısa zamanda açıklayacağını söylüyor genel başkanlarımız. Yani seçim satına girmeden önce, seçime bir yıl var, seçimin tarihi belli olmadan adayın açıklanmasını doğru bulmuyorlar. Bu doğrultuda Saadet Partisi olarak biz altılı masanın bir parçasıyız. Altılı masayla beraber ülkenin sorunlarını en iyi şekilde çözmek için mücadele edeceğiz. Yani bizim derdimiz millet, bizim derdimiz halkımız. O, halkımızın yaşam seviyesini en üst seviyeye nasıl çıkarız? Biz onun çalışmalarını yapacağız. Evet. Şimdi başkanım, son olarak son vaktimiz de artık bitiyor. Son soru olarak yine siyasetle devam edelim. Şimdi geçen bir konferansta Bülent Arınç'ın açıklamaları oldu. Bir Manisalı olarak biz de onu dinledik. Açıklamalarında kendi partisi üzerinden açıklamalar yaptı. Bazı gazetecilerin işte Cumhurbaşkanı'na ülkeyi güllük gülistanlık gösterdiği, birçok sorunun dile getirilmediği ama artık bunların dillendirilip yerine göre kral çıplak denilmesi zamanının geldiğini söyledi. Bu siyasette bayağı bir hareketlilik yaşattı. Hem AK Parti içinde bir hareketlilik oldu, hem siyasette bir hareketlilik oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ülkede yani bir kopukluk mu oldu? Yani Cumhurbaşkanlığı sistemiyle işte medya olsun, iş adamları olsun, Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki kişiler olsun. Ne düşünüyorsunuz Bülent Arınç'ın sözleriyle ilgili? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki medya olsun ya da etrafındaki tatlı su balığı medya, gazeteciler dedi biliyorsunuz. Etrafındaki yani. Kitlenin olsun. Gerçek manada Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı belki de ülkeyi toz pembe gösteriyor. Yani ülkede böyle bir sıkıntının olmadığını izah ediyor. Bülent Bey'in bu açıklamalarını ben her zaman takdirle karşılıyorum. Niye? Benim eğer bir hatamı bir dostum, eşim, dostum bana söylüyor ise eğer emin olun benim düzelmem için söylüyordur ve takdir etmem lazım. Mutlaka. Takdir etmem lazım. Yani Bülent Bey'in oradaki açıklaması, altılı masa burada var, iktidar ve yöneticiler olarak siz niye yoksunuz diyor mesela. Siz de gelin, fikrinizi anlatın, halktan kopmayın, halkın derdini dinleyin, halkın içerisinde olun, bunu söylüyor. Yani baktığımız anda şu anda ülkede sıkıntı var ama iktidar partisinin yöneticileri halkın içerisine çıkmakta zorlanıyor. Evet. Anladınız mı? Ya karşıma farklı bir soru gelir mi diye bunu düşünüyor belki de. Ama ben tamamen bunun tersini düşünüyorum. Mutlaka halkın içerisinde olmaları lazım. Mutlaka halka eğer çözebilecekleri çözümleri, programları varsa bunları anlatmaları gerekiyor. Yani benim düşüncem, şahsi düşüncem bu doğrultuda. Çünkü halktan kaçarak, halktan uzaklaşarak bu sorunlar çözülmez. Yani konuşulması gerekiyor. Masada konuşularak ancak sorunlar çözülebilir. Yoksa televizyon programlarından o onu demiş, bu bunu demiş, birbirine atıfla, tutufla bu işler çözülmez. Yani, hatırlıyorsunuz başkanım, yani sözünüzü kestim, özür dilerim. Daha önce Cumhurbaşkanı da, ben mesela bugünkü köşe yazımda da yazdım. İşte arabasını giderken bir anda durdurur, taksi durağına giderdi mesela. Taksiciler de çay içerdi. İşte ileride başka bir gün simit satan birini durdururdu. Orada esnafla, simitçiyle muhabbet ederdi. Veya bir kalabalığın içine girer, orada vatandaşlarla birebir sohbet eder, birebir sorunları dinlerdi. Yani son zamanlarda bunu göremiyoruz. Yani acaba diyorum ben de kendi kendime, Cumhurbaşkanı sadece ona
getirilen bilgilerle mi hareket ediyor? Yani bazı sıkıntılar saklanıyor mu, gizleniyor mu? Yani yoksa bir adım atılacağına, bir çözüm üretileceğine inanıyorum ben ama herhalde şeyler, sıkıntılar gösterilmiyor diye düşünüyorum. Siyasette ben temel inancım şu doğrultuda. Siyasette sen çok iyi hizmet yapmışsın ya da çok iyi bir şeyler yapmışsın. Bunların benim gözümde çok önemi yok. Eğer bugün bir yönetici, bir siyasi lider, belediye başkanı olur, milletvekili olur, en alt seviyedeki mahalle temsilcisi olur. Eğer bugün gittiği zaman vatandaşla oturup çay içerse, vatandaşla sohbet ederse, vatandaşın elini sıkarsa, vatandaşın gönlünü alırsa senin hizmet yapıp yapmaman çok önemli yok benim gözüm. Evet, aynen. Çünkü gönülleri kazandığın zaman da vakti zamanı geldiğinde insanlar o samimiyete, o kişiliğe takdir eder, sizi görevin başına getirir. Kriz vardır, iş yapamıyorsunuz, bu çok önemli değil. Ama sizin sokağa çıkmanıza, sizin halka inmenize ya da sizin halkla kucaklaşmanıza hiçbir şekilde engel yok ki. Yani dünyada baş başa konuştuğumuzda söyleniyor. Kriz dünyada var. Türkiye'de kriz var demiyorlar ki. Kriz dünyada var. Hani onun için, abdestinden şüphe olmayanın namazından şüphesi olmaz derler başkanım. Böyle yani. Rahmetli hocam, Erbakan Hoca 94 yılında belediyeleri kazandığında bir belediye başkanları Ankara'ya toplandığında bir söz söylemiş. Orada belediye başkanlarına. Arkadaşlar, size demiş iki konuda hakkımı helal etmiyorum. Bir, bulunduğunuz beldede, ilçede, ilde, kasabada eğer akşam yatağına birisi aç olarak yatarsa hakkımı helal etmiyorum. İkincisi, siz evinize akşam gece 12'den önce giderseniz yine hakkımı helal etmiyorum demiş. İddialı sözler, evet. Onun için mutlaka yöneticilerimiz halkla barışık olması lazım. Halkla iç içe olması lazım. Halka teveccüh göstermesi lazım. Bu doğrultuda adımlar attıkları sürece hiçbir şekilde kimsenin seçim kaygısı da olmaz. Hiçbir şekilde problem olmaz. Ama halktan uzaklaştığın sürece ister istemez kutuplaşma oluyor. Farklı söyleyişler ortaya çıkıyor. Bu da sıkıntılar yaratıyor. Evet başkanım, son olarak neler söylemek istersiniz? En son artık söyleyelim, bağlayalım programımızı başkanım. Buyurun. Şimdi Saadet Partisi olarak Manisa'da iyi bir çalışmayla, iyi bir ekiple geliyoruz Allah'ın izniyle. Önümüzdeki süreçlerde, seçimlerde halkımızın bize teveccüh göstermesi gösterildiği takdirde, bize görev verildiği takdirde en iyi şekilde halkımızı temsil edeceğimize kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Saadet Partisi her ne kadar bu ülkede oyu ile ölçülecek bir parti değildir. Saadet Partisi'nin bu ülkede özgürlüğü ağırlığı vardır. Vatandaşlarımızın, milletimizin bu gözüyle bakmasını tercih ediyorum. Bu doğrultuda bizlere yetki, görev verildiğinde yaşantılarının, refah süreyinin, haklarının, adaletin tesis ettiği bir ülkeyi hep beraber kuracağız inşallah. Onun için de bizim temel şeyimiz insanca yaşam diyoruz. Teşekkürler başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sevgili bizlere seyirciler, konu ettiğiniz için sağ olun başkanım her zaman. Manisa Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Zekai Yılmaz Beyefendi bizlerle oldu. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda, başka bir konuk, başka bir konularla tekrar karşınızda olmak dileğiyle Allah'a ısmarladık diliyorum. Hoşça kalın.